Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle her türlü örgünüzde uygulayabileceğiniz, örmesi çok kolay, ajurlu bir örnek paylaşacağım. Yeleklerde, bluzlarda, şallarda her türlü örgüye yakışacak, kolay, hızlı ilerleyen güzel bir örnek. Ben bu örneği orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3,5 numara şişli ördüm. İsterseniz merseriz iplerle, koton iplerle, angora iplerle, farklı iplerle de uygulayabilirsiniz. Arka yüzü bu şekilde. Model 3 ilmek ve katları artı birer tane kenar ilmekten oluşuyor. Yapımı son derece kolay. Hep birlikte yapımına geçelim isterseniz. Model için ben şişime 17 ilmek hazırladım. Örgümün ön yüzünde birinci sıradan itibaren modelimi uygulamaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. Baştan sona birinci sıra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamı düz. Örgümüzün ön yüzünde 3 sıralık bir haraşo örgü oluşturacağız. Baştan sona birinci sıradayım ve ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Evet, ikinci sıra arka yüzdeyim ve baştan sona yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar. Bütün ilmeklerim düz. Evet. Baştan sona ikinci sıra arka yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıra ön yüze geldim ve yine ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerim düz. Son derece kolay, herkesin rahatlıkla akılda tutup uygulayabileceği, zevkle örebileceği bir örnek. Evet, örgümün arka yüzüne dördüncü sıraya geldim. Yine baştan sona ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamı düz örgü. Böylelikle ön yüzde ve arka yüzde düz örerek haraşo örgü oluşturuyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne 5. sıraya geldim. Ve yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Baştan sona. Dediğim gibi örgümün ön yüzünde 3 sıralık haraşo örgü oluşturuyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüze geldim. Baştan sona yine ilmeklerimi son kez düz olarak örüyorum. Ön yüzde artık ajurlu kısmına uygulayacağız. Evet, bütün ilmeklerimi 6. sıra arka yüzde düz olarak ördüm ve 7. sıra ön yüze geldim.
Bakın örgümün ön yüzünde kenar, başladığım sıra hariç 3 sıralık bir haroşa örgü oluşturmuş oldum. Şimdi ajurlu kısmı yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek artırdım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Çıkardığım ilmeği tekrar düz örüyorum. Bir kez daha. Bir artırdım. 3 ilmeği birlikte düz olarak kestim. Çıkan ilmeği tekrar düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Çıkan ilmeği tekrar düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar aynı ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İlmeği tekrar alıp düz örüyorum. Bir ilmek artırdım ve son kenar ilmeği. Örgümün 8. sıra arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başında ve sonunda yapmış olduğum artırmaları bir kez öreceğim. Ortadaki artırmış olduğum ilmekleri iki kez öreceğim. Bunu da şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğimden sonraki artırmış olduğum ilmeği düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüyorum. Artırdığım ilmeğe geldim. Artırdığım ilmeği önce ters örüyorum. Şişimden bırakmadan sonra da bir kez düz örüyorum. Sırada bir ilmek tersim var. Ters örüyorum. Artırdığım ilmeğe geldim. Önce ters örüyorum. Sonra bir kez artırdığım ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters. Artırmış olduğum ilmeği önce ters örüyorum. Sonra düz örüyorum. Bir ilmek ters. Artırdığım ilmeğe geldim. Önce ters örüyorum. Sonra düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters. Bakın sıra sonundaki artırdığım ilmeğe geldim. Bunu sadece bir kez öreceğim. O yüzden ters olarak örüyorum ve kenar ilmeği. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamı düz örgü. Evet. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamı ters örgü. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Evet, bu da modelimizin son sırasıydı. Bundan sonrasında yine birinci sıradan itibaren aynı şekilde modeli uygulamaya başlıyoruz. Bak şöyle göstereyim. İlk model sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi yine ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi düz örerek 3 sıralık haroşa örgü oluşturacağız. Ve tekrar ajurlu bölümü uygulayacağız. Şöyle büyük parçayı da göstereyim. Her türlü örgüde uygulayabileceğiniz gerçekten zarif, kibar, güzel bir örnek. Dediğim gibi her türlü iple, koton iplerle, angora iplerle, her türlü iple de uygulayabilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.